Günden kalanlara devam ediyoruz. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut olacak telefon attığımızda. Yeliz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugünkü hareketi bir yorumlamanı rica edeceğim. Aslında iki farklı resim var. Sabah saatleri öğleye kadar olan bölüm. Burada negatif bir resim var. Öğleden sonra ise pozitife dönen bir resim var karşımızda ama hocamız Profesör Doktor Oral Erdoğan da yorumladı. Borsadaki yükselişin bir miktar daha hani onun teyit edilmesi gerekiyor yorumunu iletti. Çünkü faiz cephesinde o istenen belki düşüş yaşanmadı dedi. Sen nasıl yorumluyorsun? Açıkça söylemek gerekirse ben de bu yükselişe temkinli yaklaşıyorum. Özellikle aşağı yönlü hareketin 63.500 seviyesi üzerinde tutunmaması halinde olabileceğini, bir de genel anlamda baktığınız zaman ekonomik anlamda daha doğrusu büyümenin yavaşlamasını bekliyoruz. Biz %1,5-2 civarında bir büyümenin olması bekleniyor. Diğer taraftan öncü göstergelerde bozulma olduğu için şu anki fotoğrafta Türkiye'nin çok bir içerisinde olduğunu düşünmüyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman ise dün biliyorsunuz akşam saatlerinde 6 gibi dolar TL'de sert bir yukarı yönlü hareket olmuştu. Kritik seviye olan 2.25'e doğru bir hareket gerçekleşmişti. 2.25-80 seviyelerini sabah saatlerinde gördü ama bu seviyelerden tekrardan bir kar realizasyonun olduğunu görüyoruz. Bu tarafta daha çok iç gelişmeleri takip ediyoruz. Tahvil faizleri 2009 seviyesini gördü bugün öğlenleyin. Evet. Bu seviyelerden tahvil faizlerinin 2009 seviyesini gördüğünü biliyoruz. Bu açıdan yukarı yönlü hareketlere bence satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor. Aşağıda bant aralığında ise düşüş trendinde 63.500 yukarıda, aşağıda ise 58.000 seviyesi görülüyor diyebiliriz. Yeliz Karabulut çok teşekkürler. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü, o da piyasayı bizlere yorumladı. Yeniden Profesör Doktor Oral Erdoğan'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bugün